Evet, bugün Azal yok galiba. Evet. Rahatsız galiba biraz. Evet. Peki, geçmiş olsun dileyelim Azal'a. 10. hafta, 10. kez kraliçe ve kral seçeceğiz. Beyler nasılsınız? Hazır mısınız? İyiyiz. Yine böyle 100 kişiyi biz dolaştık, sokağa çıktık. Rastgele sorduk efendim. Kim bizim evimizin bu hafta kralı ve kraliçesi olsun diye. Bakın gelin neler söylemişler izleyelim. Ondan sonra da burada yine her zaman yaptığımız taç giyme törenini yapalım ve ödülü sahiplerine verelim. Kısmetse olur evinde desteklediğiniz adayları öğrenebilir miyiz? Semih'i destekliyorum. Hazal'la beraber tabii kız tarafından da Hazal'ı destekliyorum. Çünkü yakışıyorlar birbirlerine. Yani bir uyum var. Adnan ve Didem'i destekliyorum. Ya birbirlerine çok yakıştırıyorum. Gayet doğallar. Gamze ile Şahin. İkisi birbirine uyacağını zannediyorum. Bence evlenmeliler. Gökhan ve Hazal'ı destekliyorum ben. Gökhan daha sempatik geliyor. Hani daha cana yakın gibi. Hazal da aynı şekilde. Hazal'la Semih. İkisi birbirine çok yakışıyor. Adnan ve Didem'i destekliyorum. Adnan'ı çok komik buluyorum. Didem de çok güzel. Çok yakışıyorlar. Gökhan ve Rabia. Çok iyiler, çok yakıştırıyorum, çok sempatikler. İnşallah ayrılmazlar. Erkekler evinden Aykut'u destekliyorum. Kızlar evinden de Aycan'ı destekliyorum. Çünkü birbirlerine çok yakışıyorlar. Çok uyumlu bir çift. İkisi de Aycan çok güzel, Aykut da çok yakışıklı olduğu için. Erkeklerden Metehan, kızlardan Nazlı. Keşke beraber olsalar. Çok yakışıyorlar. Evet efendim, böyleydi. İzleyicilerimizin tabii röportajlarının bir kısmı bu. Tam 100 tane var. Kaydı da bizde var. Bakalım birinci gelin ve damat adayımız yani kral ve kraliçemiz kim oldu? Ödüllerini alsınlar. Biliyorsunuz bazen bu ödül gerçekten ödül, bazen de sınav oluyor. Hazırsak eğer beyler siz de yola çıkın. Biz de sıramıza geçelim hadi. Gelin. Efendim 100 izleyicimize sorduk. Onlarla tek tek röportaj yaptık. Bakalım haftanın birincisi, kraliçesi kim seçildi? Haftanın kraliçesi aramızda yok. 20 oyla Hazal. Ama bugün burada olmadığı için kraliçelik ödülünü, tacını devrediyor ikinciye. İkincimizse Gamze. Gamze? Aa. Gel, gel. Gel, Allah Allah, niye şaşırıyorsun? Ben de yanlış mı okuyorum diye bakıyorum. O kadar şaşırdık. Hiç beklemiyordum. Tebrik ederim. Çok teşekkür. Söyleyeyim hemen. 20 idi puanı. Yani daha doğrusu 20 izleyicimiz Hazal demişti efendim. 17 izleyicimiz de Gamze dedi. Hemen ikincileri söyleyeyim. İki tane var. Didem ve Rabia'da 16 oyda, Aycan'ın da 15. Birer oyla yine her zaman olduğu gibi. Hazal'a da tekrar geçmiş olsun. Buradan da moral olsun. 20 izleyicimiz kraliçelik adayı için onun ismini zikretmişlerdi ama olmadı. Kraliçemiz sensin hayatım. Tebrik ederim. Hadi o zaman bahçeye alalım seni. Kral da belli olunca sohbet ederiz. Şaşırdım. Tebrik ederim. Güzel. Ben çok şaşırdım ama. Halk doğru karar veriyor bence. Tebrik ederiz. Yani. Şu an çok doğru bir karar verdiğini ben düşünüyorum. Ben Mehtap olur diye bekliyordum. Hiç benim olacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben de Mehtap diyordum. Bildiğinizden beri ben de Mehtap. Kraliçe kraliçe diyorsunuz da. Evet. Henüz bir ilişkiye başlamadım. Hiçbir şeyim yok. İlişkisi olanlar kraliçe seçilmiyor ki. İlişkin olmasa bile halk seni seviyorsa. İlişkiyle alakası yok. Demek ki halk sevmiyormuş. Hepimiz tam mıyız bugün? Tamam. Kızlarımızdan Hazal eksikti, rahatsızdı. O yok aramızda. Damatlarımız tam efendim. Yine 100 kişiye sorduk. Ve sizlerin oyuyla bizde kayıtlı röportajlarla az önce bir kısmını da izlediniz. Kralımız belli oldu. Beyler yine bu hafta bakın. Bir tane birincimiz var. Şöyle bakıyorum, evet. Bir tane ikincimiz var, iki tane üçüncümüz var. Aynı puanla. Yani yine birer oyla olanlar olmuş. Peki efendim, 10. haftamızın kralı kim olmuş?
Onur. Vallahi tahmin etmiştim abi, biliyor musun? Vallahi şaşırdım. Tabii ya. Ya uzman oldum. Ben sadece... Ne haber? Teşekkür ederim. İyi. Gel bir şeyler söyle, ilk krallığı. Gerçekten çok şaşırdım. Yani normalde böyle hep ilişkisi olanlar oluyor. Kazın. Aynen. Yani şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Demek ki senin de ilişkin olsun istiyorlar. Evet inşallah. Allah bu da çok önemli. Bazen de böyle evin gözde bekarlarının ilişkisi olsun diye halkımız bu desteği veriyor. Evet. Vallahi çok mutluyum ya. Şaşırdım. Bu elini çabuk tut sinyali de olabilir. Evet, evet. Peki ikincileri söyleyeyim bak. Sen kaç oy almışsın biliyor musun? 17 oy almışsın. İkincimiz Adnan olmuş 16 oyla. Üçüncümüz Gökhan ve Aykut 15'er oyla, Semih'in de 14 oyu var. Yani birer oy farklı. Diğer oylar da bölünmüş. Hani oraya giden bizim muhabir arkadaşımız 100 kişiyi seçerken ama hep bir denge var yani. Hep Allah birer oy. Hep birer oy. Süper bir şey. Tebrik ediyorum. Sevinçlisin. Bakalım ödül sana sınav mı olur? Var mı böyle bir korktuğun şu kraliçe olmasa veya olsa dediğin kişi? Ya açıkçası şimdi benim ilişkim yok ya Seda Hanım. Birazcık rahat hissediyorum kendimi ama yine de bu evde biliyorsunuz. Yani ilişki olmuş olmamış hiç fark etmiyor. O yüzden her an her şeyi yaşayabiliriz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi bakalım. Ben biliyorum kraliçeyi de seni saklayayım. Çağırayım onları. Efendim bugüne kadar hep genellikle adayı olan isimler kral ve kraliçe seçildi ve bir sınav gibi oldu. Ya damat ter döktü ya gelin. Bakalım bu hafta sana nasıl bir kraliçe düşecek? İşte bu bir sınav mı olacak yoksa gerçekten kral kraliçe gibi huzurla geçirecek misiniz? Belki de yeni bir ilişki başlamış olur. İnşallah. İnşallah o da olabilir. Nasip. O zaman çağırayım mı gelin adayları? Bekliyoruz. Peki efendim gelin adaylarımız da geliyor. Evet hanımlar. Bir fikri olan var mı? Hangi damat adayı birinci olmuştur diye? Yok mu kim? Rabia. Şahin. Şahin birinci olmuştur diyorsun. Niye? Gamze olan aşkından dolayı olabilir. Peki. Bu ara aşık değil ama. Gamze sence? Aşık aşık. Yani hiç düşünemedim çünkü hiç ummadığınız isimler çıkabiliyor. Ayca? Bu hafta Onur olmuştur ya. Onur. Niye? Evet. Çünkü son iki haftadır evde böyle kendinden çok insanları şey yapıyor ya, hani yardım ediyor ya, o yüzden öyle düşündüm. Yardımseverler kazanır diyorsun. Aynen. Enteresan bir bakış açısı. Peki o zaman biz de önce damat adayımızı açıklayalım efendim. Birinci olan, daha doğrusu kral seçtiğiniz Onur. Gel Onurcuğum gel. Aycan nasıl bildi? Aycan. Vallahi Aycan nasıl bildi? Ben bu ne desem çıkıyor. Allah Allah. Çıkıyor. Benim aklıma gelmezdi çünkü bugüne kadar hep çiftlerin bir tarafı genellikle seçildi değil mi? Aşk yaşayan, işte ihtimali olan ya da işte bir küsüp bir barışan taraflar. Enteresan bir tespitti. Şimdi erkekler sana çok iyi davranıyor. Yaver seçilmekten mi ürküyorlar nedir? Hayır canım, o kardeşimiz iyi bir kardeşimiz. Geldiği günden beri karakteriyle, duruşuyla. He anlaşıldı. Peki Onur. Farkında mısınız? Sadece Gökhan'ın sesi çıktı. Çünkü az önce beni tehdit ettiniz. Yaver olmakla. Evet. Yo, estağfurullah ben kimseyi tehdit etmedim. Onur bir şey soracağım. Ürktüğün bir gelin adayı var mı? Eyvah kraliçe olursa yandık dedi. Valla ürktüğüm kim olabilir? Gamze olabilir. Niye ürküyorsun Gamze'yle? Pat diye de söyledi. Yani Gamze ile geçen hafta da bir tartışmamız oldu. Belki onun etkisiyle yine üzerime gelebilir diye düşündüm. Neyin etkisiyle? Onun etkisiyle üzerime gelebilirsin diye düşündüm belki. Ben hiçbir zaman üzerine gelmem. Konuyu kapatırım, kestirir atarım ben. Diğerlerini peki. Kestirip attığım ben gibi. Ben birinci gelin adayımızı açıklayayım. Aramızda değil, Hazal birinci seçildi efendim. 20 oyla. Evet. Aranızda dolaştık ve 20 kişi Hazal'ın ismini verdi kraliçelik için. Hazal aslında bu haftanın kraliçesi. Ama rahatsız olduğu için ödül ikinciye devretti. Ve haftanın kraliçesi 17 oyla Gamze oldu. Gel Gamze gel. Ya niye üzülerek geldin şimdi? Onur senden ürktü diye mi? Yok da... Hazal aslında kraliçe seçilmişti. Onun yerini almak. Ama şimdi bunun bir yemeği var biliyorsun, bir prosedürü var. O burada olmadığı için ikinciye devrediyor. Sonuçta bu hani koruma almak gibi haftanın birinciliği gibi değil. Ben senin adını ilk söylediğimde kızların arasındayken çok mutluydun.
Şimdi evet. Onur'un bu yorumundan sonra daha mutsuz geldin buraya. Yani Onur'un yorumları zaten iğneleyici. Kendini ön plana çıkarmakta, tartışma yaratarak gündeme gelmek isteyen bir arkadaş. Değil mi Gökhan'cığım? Enişte. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu yemek nasıl geçecek? Bu ödül nasıl geçecek? Allah yardımcısı olsun. Söylemiş olduğum sözlerde neyi haksız buldun? Söyle bana. Neyi haksız buldun? Neyse konuşursak bunları konuşursak masaya mı? Bütünü yatırım. Berabersiniz sen bence. Sen bu şekilde gelirsen ben seninle neyi konuşayım ki? Ben ne yapıyorum? Şimdi insan gibi konuşuyorum. Bak, sana hakaret insan gibi etmiyorum. Mi? Sen diyorsun ki kavga ederek ön plana çıkartmaya çalışıyor diyorsun. Öylesin. Bunun neresi? Öylesin. Öyle değilim. Hiç ama de öyle değilim. Ben de öyle bir izlenim bırakmışsın demek. Tamam. Sen de zaten bırakmışımdır. O çorba içmediğimden beri bir triptesin. Neyse durun. İnşallah bunu halledersiniz aranızda. Bu da bir vesile olur. Nazlı da oradan bir laf dokundurdu. Duydun mu? Büyük aşklar kavgalarla başlar diye. Yok öyle bir şey. O mikser görevi gördüğü için herkes için ortalığı karıştırmaya çalışan bir... Aşkı bilmem de efendim. Böyle başlıyorsa Kral Kraliçe ödülü heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. O zaman hemen yaverleri seçelim ki tacınız saatiniz gelsin. Kralım sen seç bakalım yani. Vallahi bunu sorduğunuzdan beri... Bir kişide böyle devamlı bir ses duyuyorum. Böyle aha. O ses de kulağımda devamlı böyle sanki çınlıyor. Sanki seç beni der gibi. Ha, seç beni. Böyle öyle söylüyor. Saklanmaya hiç çalışmıyor. Boyum kısa ya görmez. Abi erkek arkadaşın nerede? Kim? Benim bildiğim yürekli bir adamdı yani. Öyle evet Şahin vardı. Senden bahsediyor. Şahin çıkar mısın artık öne? Ben Gökhan'ı seçiyorum. Buyur Gökhan gel. Gel. Bravo. Hayır hiç olmazsa hakemlik de yaparsın Kral Kraliçe arasında. Hiç işim olmaz. Ciddi bir görev bekliyor seni. Beni çok sevdiği için seçtim. Peki çok güzel. Sen de kendine bir anay seç Gamzeci. Ben gönül rahatlığıyla arkadaşım Mehtap'ı seçiyorum. Mehtap'cığım buyur. Arkadaşım geçen seçtiğinde... Geçen seçtiklerinde ben kaçıyordum neredeyse ama işte... Bu sefer daha ılımlı ve uyumlular. Efendim kral ve kraliçemizin o zaman tacı da gelsin. Ödülleri de gelsin. Şöyle bir yakınımı alayım sizi de. Kralımıza çiçeğini verelim önce. Tebrik ederiz. Kralımıza bantını takması için Gökhan'a verelim. Kraliçe bantını da Mehtap'a verelim. Güzel oldu. Ver ben uzatayım şuradan. Getir aldım. Buyur canım. Ay teşekkür ederim. Öyle değil mi? Anladım. İyi mi? Şöyle bir de. Hemen havaya giriliyor. Ben alnımdan bir şey yapacaktım, bir bant yapacaktım. Değişik olurdu. Bence iyi olurdu ya. Evet, bakalım neler bekliyor. Ben çok heyecanlıyım, siz? Heyecanlı. Heyecanlı başladı. Seda Hanım, çiçek bende kalabiliyor musun? İstediğini yapabilirsin. Kral çiçeği alır, ister hediye eder, ister kendine saklar, ister başka bir gelin adayı eder ama... Ben beni bu çiçek mevzuna dahil etmeyi ne yaparsanız yapın. Mikrofonu çiçekler. Gamze ile olan iletişime göre belki çiçeği ona... Şöyle biraz yakınlaşalım. Şimdi kral ve kraliçe heyecanı başladı. Ben evi yaverle kralı evde bırakıp beyleri kendi evlerine gönderiyorum. Ev sizin hanımlar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Merakla izliyorum. Akşama görüşürüz. Ben ufak ufak şuradan kaçıyorum. Hadi hoşça kalın. Kaç abi. Neyse. Kralım. Yaverim. Kralım temizle görüşmek üzere. Vallahi sen nereye yardım? Sen burada kalıyorsun kardeşim. Üstüm başım kısım. Yapma böyle. Adamın çiçeğini bir şey değil lan. Arkadaşlarla bir alış çiçeğini. Gel. Çekinme gel. Bir görevde aslan. Hadi. Arkadaşlar bunu da hediye ediyorum. Sen yeter.